Arkadaşlar selamünaleyküm. 1.3 Multijet kendi aracım. Aracımın yoğunluktan dolayı EGR kısmını temizleyemedim. Bazen terzi kendi sökünüp dikemez diyorlar ya arkadaşlar. Bazen gerçekten bizim de öyle oluyor. Şimdi aracımın EGR'sini sökebilmek için bir fırsat buldum. Bir yarım saat kadar vaktim var artık. Artık bunu kendimize bir ödül olarak görüyoruz. Şimdi EGR'sinin tıkalı olduğunu şüpheleniyorum. EGR'nin tıkalı olduğundan şüpheleniyorum arkadaşlar. Çünkü aracın gazına falan bastığım zaman hiçbir şekilde beni tatmin etmiyor. Aracım biliyorsunuz zaten Euro 5 95 beygirlik bir motora sahip. Şimdi biz EGR'yi yavaş yavaş sökmeye başlayacağız. EGR söktüğüm andaki doluluk oranını size göstereceğim. Eylül ayında temizlemiştim 2020. Şu an Haziran ayındayız. Bakalım bu kadar zamanda ne kadar içi doluluk yapıyor onu da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar EGR borumuzu söktük. Yaklaşık 9,5-10 ayda bu şekilde dolmuş. Tamamen ilk taktığımda hatasız şekilde, en ufak bir pisliği yoktu üzerinde. Şu anda bu halde. Şimdi ben bunu güzelce bir yıkayacağım. Tekrar yerine montaj yapacağım. Arkadaşlar temizliğimi yaptım. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Şimdi yerine montaj yapacağım. İç kısmını da temizledim. Yaklaş böyle. Arkadaşlar şu kısımda contanız bulunuyor. Boğaz kelebeğine giriş olan giriş kısmının contası diyeyim ben size. Bu conta zamanla basıyor. Yuvarlaklığını kaybediyor. Dümdüz bir hal alıyor. Şimdi biz bu contayı da değişiyoruz kendi aracımda. Bu eski çıkan contayı da atıyoruz. Yeni contayı buraya takıyoruz. Daha güzel emiş yapsın. Burada bir kalınlık oluştursun diye. Şöyle üstten aşağı göster. Tam dik bir şekilde gösterelim. Bak şu şekilde. Netleştirelim. Yani contanın çıkıntılı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi boğaz kelebeğini falan da temizledim ben bundan. Onları ayrı ayrı çekmedim. Zaten videolarda aynı şekilde. Bakın ne kadar yerine sıkı giriyor. Şu an daha bundan hava kaçma şansı yok arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan iki tane onluk çivatamızı da takıyoruz. Arkadaşlar çok güzel videolar geliyor. Beğenileri eksik tutmayalım. Olabildiğince yorum falan atın. Sizin attığınız yorumlar, beğeniler bizi üst planlara taşıyor. Kanala emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Şu an 1700'lere geldik. Gayet güzel rakamlarla devam ediyoruz. Tabii yapılan işçilikleri de güzelleştirdik. Öncelikle bir mekanım yoktu. Öyle yani paspal yerlerde iş yapmak zorunda kalıyordum. Yani işin açıkçası içime sinmiyordu ama imkanlar onu gerektiriyordu. Hatta bir dönem yabancı ülkelerde falan görmüşsünüzdür. Aracın arkasına böyle takım koyup gezen insanlar oluyor. Ve insanların evinde, evinin kapısının önünde araç tamir ediyorlar. Bir dönem Türkiye'de hatta Zonguldak'ta ben bu işi yaptım. Arabamın arkasında bütün takımlarımı koyup o şekilde araçları tamire gidiyordum. Bu da bizim için değişik bir an olarak kaldı. Şimdi akü tablosunu da bağlayalım. Takarken bunları göstermedim. Çok zor şeyler değil. Ama takarken hemen hafif olarak bir göstermesini yapayım. Şu şekilde arkadaşlar bir yere zarar vermedim. Çok basit zaten fiyat grubunun. Şu şekilde geçiriyorsunuz. Şöyle. Bunların zaten cıvatları belli arkadaşlar. Karışmıyor. Korkacak bir şeyiniz yok. Burada 3 adet cıvatası var. Bunları güzelce sıkacaksınız. Bu tarafta yine aynı şekilde. Cırcırımız burada. Arada bir böyle zaman buldukça arkadaşlar kendi aracımıza da bakım yapmak zorundayız. Başka türlü olmuyor.
3 tane civatasını da sıktım. Akümüz var. Çok basit yerine oturtmak. Şurada artık kutup başının geçeceği yuva var zaten. Onu da şöyle geçirelim. Şimdi gelelim şu kutup başını sıkmaya. 10-11 yıldızla da sıkabilirsiniz. 10 tekle de sıkabilirsiniz arkadaşlar. Benim elimde şu anda 10 tek hazır olduğu için ben 10 tekle sıktım. Normal sıkmanız yeterli. Kırarcasına gerek yok arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane akü için emniyet kemerimiz var. Yerinden çıkıp fırlamasın. İşte ses yapmasın anlamında. Sonra şöyle bir civatamız var. Yine aynı şekilde 13'lük. Yani kafa kısımları değişebilir ama orijinal anahtar olarak soruyorsanız 13'lük civata çıkıyor. Bu araçta orijinal olduğu için bunda 13. Bunu sıktığımda tamamen akü yerine oturmuş oluyor. Bakın şu anda sağlamlaştı zaten. Yeterli. Hiçbir şekilde aküde oynama olmuyor. Arkadaşlar Fiat grubunun en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Takıyorsunuz mandallı, olay bitiyor. Şimdi şu etrafta üşecek olan malzemeleri alıp bir aracın marşına basacağız. Arkadaşlar kontrollerimi yaptım. Şimdi aracımın marşına basıyorum. Arkadaşlar çalışması gayet güzel. Herhangi bir problem yok. Gaz mı bıraktım? Gayet güzel konuş. Kanalı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.